Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez ana sınıfı 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni müfredata ilişkin planlama, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleriyle ölçme ve değerlendirmede dikkat edilecek usul ve esaslar belirlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasıyla Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında planlama, öğrenme ortamları, öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirme ilişkin hususlar konulu resmi yazı 81 ile gönderildi. Yazıda öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hayat verilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin temel ilkelerin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne ilişkin iş ve işlemler genelgesiyle duyurulduğu hatırlatıldı. Genelgede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ortak metni ve öğretim programlarında yer alan şekliyle planlama çalışmaları, öğrenme ortamlarının oluşturulması, öğrenme, öğretme sürecinin yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları gibi temel ilkelerin hayata geçirilmesi, alanda birlik ve beraberliğin sağlanması, eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi. Buna göre tüm çalışmalar Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ortak metninde yer alan öğrenci profili özellikleri merkeze alınarak planlanacak ve uygulanacak. Ders kitaplarının öğretmen kılavuzlarını ve örtük yönergeleri içerecek şekilde yapılandırdığı hususunda öğretmenler bilgilendirilecek ve kitapların etkili bir şekilde kullanmaları sağlanacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ni her yönüyle anlatan ve modele ilişkin gelişmelerin örneklerinin duyurulduğu tymm.mep.gov.tr adresi yönetici ve öğretmenler tarafından düzenli olarak takip edilecek.